Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde Nixon'lardan Kennedy suikastine, yine hakeza Carter dönemleri, çok çalkantılı skandalların yaşandığı belli kesitler olmuştu. Watergate skandalı gibi. Fakat hiçbiri Trump kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar vermedi. Böyle değerlendirmeler var. Neden? Trump Amerikan başkanı olduğu zaman endişeler tavandı. Bir anımı paylaşmak isterim. Trump daha seçilmeden, seçimlerden yaklaşık bir 5 ay önce bir global liderlik konferansına katılmıştı. O konferansta eski ABD'li valiler, demokratlar, senatörler vardı. Ve aynı zamanda cumhuriyetçiler de vardı. Fakat hepsi Trump'tan çok endişeliydiler. Ama Trump'ın seçileceğini de söylüyorlardı. Böyle bir gerçeklik var diyorlardı. Trump evet seçildi. Kimse inanmamıştı ama oldu. Trump ABD'nin o kurumsal geleneğini adeta alt üst etti. Bir nevi şirketi gibi yönetiyordu koca süper gücü. Ve telefon trafikleri, liderlerle olan ilişkileri, uygulamaları son derece tartışıldı. Ama Trump'ın öyle kolay kolay Amerika'yı, yani başkanlık koltuğunu, White House'u kolay kolay bırakmayacağı herkesce aşikardı. Hepimiz bunu görebiliyorduk. En nihayetinde mikrofonun başına geçti. Seçim günü taraftarlarına seçimde bir adaletsizlik var, bir usulsüzlük var, haksızlık var, tepki gösterin deyince onun fanatikleri, ki Trumpizm diyorlar buna şu anda Amerika'da, onun fanatik destekçileri kongre binasını kuşattılar, Amerikan kongre binasına girdiler. Polis ve FBI, gizli servis müdahale etmek zorunda kaldı. Ölen insanlar oldu ve bir şekilde Trump baskılar üzerine geri adım attı ve yandaşlarını, destekçilerini sakinleştirerek meselenin daha dramatik boyutlara ulaşmasını engelledi. Bazı analistlere göre aslında o gün Amerika'da bir askeri darbe olabilirdi. Bu sürece doğru Amerika gidebilirdi. Ve aslında söz konusu analistlerin bu değerlendirmelerini ve yargılarını ne kadar haklı olduklarını yargılarında ve analizlerinde kongre binasına dair yapılan federal soruşturmada çok net gördük. Çok ama çok kritik bir süreçten geçmişti süper güç Amerika. Bakınız, Kanada'dan bir isim diyor ki Trump ve Trump gibiler yüzünden Amerika 2030'da kesinlikle çökecek diyor. Böyle bir varsayım var. Peki nasıl söylüyor bunu? Bakalım. Kanadalı Profesör Thomas Homer-Dixon, Globe and Mail gazetesi için kaleme aldığı bir yazısında Amerika için bir felaket senaryosu çizdi değerli seyirciler. Homer-Dixon'a göre 2025'te Amerikan demokrasisi çökecek ve iç savaşa varabilecek sonuçlar da olacak. Çünkü ona göre Trump eğer aday olursa kuvvetli ihtimal 2025'te Amerika'nın başkanı olacak ve bu da ülkede bir iç savaşın patlak vermesine yol açacak. En geç 2030'da da Washington'da sağcı diktatöryal bir yönetim kurulacak diyor. Burası çok önemli. En geç 2030'da Washington'da sağcı diktatöryal bir yönetim kurulacak. Yani Trump seçilecek, Trump'tan sonra yine bir cumhuriyetçi gelecek. Neden cumhuriyetçi diyorum? Çünkü şimdi Amerika'da sağ tandaş diye bir kavram yok. Amerika'da, Amerikan siyasetinde cumhuriyetçiler var, demokratlar var. Demokratların içinde liberaller var. Demokratların içinde Sanders gibi kendini sosyalist olarak tanımlayan siyasetçiler de var. Hepsi demokratların şemsiyesi altında toplanıyorlar. Ama cumhuriyetçiler içerisinde muhafazakarlar var, evangelistler var, neokonlar var, aşırı ırkçılar var. Birçok yapıyı da cumhuriyetçiler kendi içinde barındırıyorlar. Dolayısıyla söz konusu değerlendirmede, analizinde 2030 yılında sağcı diktatöryal diye tanımladığı kavram cumhuriyetçiler için öyle anlaşılıyor. Makaleye ben baktığımda bunu anladım. Çünkü bu yapının bir şekilde hakim olacağını söylüyor ve Amerika yöneteceğini söylüyor. Ne tesadüftür ki bu tür varsayımlar ve öngörüleri Amerika'da eski komutanlar yaptılar. Bir değil, birkaç kez Amerikalı komutanlar, amiraller bazı yazılar kaleme aldılar ve Amerika'da bir askeri darbe hiç de uzak bir ihtimal değil diyerekten Amerikan kamuoyunu uyarmışlardı. Bunu da dipnot olarak geçelim.